Tarım Türk ekranlarından mutlu günler sevgili izleyiciler. Uzmana Sor programıyla tekrar birlikteyiz. Uzmana Sor'da bugün hayvancılık başlığını ele alacağız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden kümes hayvancılığına, su ürünleri yetiştiriciliğinden süt üretimine kadar hayvancılığı A'dan Z'ye masaya yatıracağız. Kimle? Sizler onu çok yakından tanıyorsunuz. Bu işin duayeni, bu işin profesörü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Ulusal Süt Konseyi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Muhittin Özler hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet hocam, bundan böyle her hafta Perşembe günleri Tarım Türk TV ekranlarında izleyicilerimizle inşallah birlikte olacağız. Uzmana Sor programında hayvancılığı A'dan Z'ye masaya yatıracağız. Her hafta farklı bir başlığı ele alacağız. Sizin gibi bir duayen ismi de burada ağırladığımız için de size teşekkür ediyorum. Kendim de çok şanslı hissediyorum bu konuda hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Teşekkür ederim. Evet hocam, uzmana sor dedik, hayvancılığı ele alacağız dedik. Hayvancılıktan başlayalım o zaman. Genel hatlarıyla baktığımız zaman hayvancılık ne demektir? İnsanların aklına ne gelmeli hocam? Şimdi aslında hayvan kelimesi bizim Türk toplumunda biraz böyle kaba bir kelime olarak algılanıyor. Hatta birçok kişi hayvan kelimesini kullanırken önüne bir de affedersiniz kelimesini ekliyor ama. Evet hocam. İşin aslına baktığımızda hayvanlara çok şey borçluyuz. Hayvancılık deyince ne anlıyoruz? Hayvancılık deyince hayvan, tabii çok sayıda tür var dünyada. Ama bizi ilgilendiren, bizim hayvancılık diye nitelediğimiz kısım çiftlik hayvanları ağırlıklı olarak. Evet. Biraz daha onu geçersek, yani etini yediğimiz, sütünü içtiğimiz, yumurtasını yediğimiz hayvanlar, biraz daha açarsak bize ekonomik olarak yarar sağlayan hayvanlardan söz ediyoruz. Evet. Bunların içerisinde tabii ekonomik ağırlıklarına göre sınıflama yapmak mümkün. Ama hepsinin ayrı bir değeri var, hepsinin ayrı bir önemi var. Aslında biraz daha üst basamaktan bakarsak hayvancılık tarımın içerisindedir. Yani tarım iki ayrı ana unsurdan oluşur. Bir tanesi bitkisel üretimdir, diğeri de hayvansal üretimdir. Evet. Ama birçok zamanda bunu yanlış telaffuz edildiğini görüyoruz maalesef. İşte tarım ve hayvancılık olarak ayrıymış gibi değil. Yani hayvancılık tarımın ana kollarından bir tanesidir. Hatta birçok ülkede, bizim ülkemize baktığımız zaman, ekonomik ağırlığına göre baktığımız zaman gayri tarımından elde edilen gelirlerin içerisinde maksimum işte %35-40'lara ulaşır hayvancılık gelirleri ülke bazında. Evet. Ama birçok ülkede, gelişmiş ülkelerde özellikle bunun %70-80'lere çıktığını görüyoruz. İki katı neredeyse fark. Yani tarımın ana kısmı hayvancılık esasında gelişmiş ülkelerde. Bu bakımdan evet, son derece önemli. Gerek insan beslenmesi açısından, gerekse ekonomik bakımdan son derece hayvancılık önemlidir. Önemli. Ki zaten evet, Türkiye'de de birçok bölgede hayvancılık her anlamda yapılıyor hocam. Bir dönem bir duraksamaya girdi. Özellikle hayvan sayısındaki azalıştan dolayı ama tekrar bir ivme kazandı diyebilir miyiz hocam şu son günlerde? Kazanmak zorunda. Çünkü bu konuda açığımız var, ihtiyacımız var. Nüfusumuz artıyor. Gelişmiş ülke olma idealindeyiz. Evet. Artık gelişmişlik ölçülerinin içerisinde önemli bir kriter de kişi başına tüketilen hayvansal proteindir. Çok önemli bir başlık aslında hocam. Elbette. Bakın, birazdan olana değineceğiz. Bunu evet, da belirtelim izleyicilerimize. Evet. Bu bakımdan hayvancılık tabii gelişme tabii ki var ama olmak zorunda. Türkiye'de tabii diğer ülkelerden biraz farklı. Az önce bahsettiğim gibi bizde toplam gelirler içerisinde hayvancılığın payı gelişmiş ülkelerdeki kadar olmasa da çiftçi ailelerimizin çok çok büyük bir kısmı, ki bu rakam %90'lara varır, mutlaka bir ve iki tane hayvan besliyordur yanında. Değil mi hocam? Herkesin evinde bir yani tane mutlaka vardır. Mutlaka vardır ama bunları yani profesyonel anlamda hayvancılık saymasak dahi hayvancılıkla ilgilidir. Hayvancılık iç içedir. Yani bitkisel üretim hayvancılığı besler, hayvancılık yine gübresiyle bitkisel üretimi besler. Evet. Birbirine bağlantılı, evet, birbiriyle ilintili bir evet, sektör aslında hayvancılık diyoruz. Şimdi hocam, evet,
insan yaşamı için bu kadar önemli aslında hayvancılık. Konuşmamıza başlarken bunu bahsettiniz. Türkiye'de %35-%40'lar seviyesinde ama gelişmiş ülkelere, Avrupa ülkelerine baktığımızda bu oran daha bir yüksek. %70-%80 düzeylerinde. Biraz da o zaman bu farkı konuşalım. Yani Türkiye'de hayvancılık hangi durumda? Dünya geneline baktığımız zaman hangi ülkeler hayvancılıkta öne çıkıyor? İşte bugün bir Hollanda dediğimiz zaman Hollanda ineğinden alınan verimle Türk ineği arasında dağlar kadar fark var hocam. Bu neye bağlı? Biraz da bunu konuşalım istiyorum. Önce şu birinci kısmına cevap vereyim. Neden hayvancılık gelişmiş ülkelerde daha ileridir? Şimdi bir ürünü ham madde olarak mı satmak daha ekonomiktir? İşleyerek satmak mı daha ekonomiktir? Elbette ki işleyerek satmak. Gelişmiş ülkeler ne yapar? Ham madde alır. İşler piyasaya sürer. Şimdi bunu biraz daha aşağıdan bakarsak hayvancılık düzeyinde aslında hayvanlar birer canlı fabrikadır. Bitkisel üretimde hatta kullanamadığımız, orada insan beslenmesi için kullanamadığımız, kullandıklarımızı da tüketiyor ama önemli miktarda da insan beslenmede kullanamadığımız bitkisel ürünleri alıyor. Hem de mükemmel bir fabrikadan geçiriyor ve mükemmel ürünler elde ediyor ki o ürünleri biz bugünkü teknolojiyle aynısını yapamıyoruz. Değil mi hocam? Yani bu mükemmel fabrikalardan elde edilen ürünlerdir hayvansal ürünler. Evet. Şimdi hocam hayvancılık yapılırken modern teknolojinin bütün nimetlerinden de faydalanıyor. Bunu görüyoruz. Önceden bundan bir 15-20 yıl öncesine baktığım zaman daha ilkel şartlarda yapılan bir hayvancılık. İşte nedir? Bir kurban kesildiğinde mesela elle soyumdan tutun, elle parçalamaya kadar. Fakat bugün bakıyoruz ki modern tesislerde hiç el değmeden testereler yardımıyla ya da vinçler yardımıyla o devasa büyük baş hayvanlar kısa zaman dilimi içerisinde İstenilen parçalara ayrılabiliyor yani. İşlenebiliyor. Evet. Evet. Böyle de bir ayrım söz konusu. Şimdi Türkiye'deki teknolojiyle Avrupa'daki teknolojiyi kıyasladığımız zaman nasıl bir fark var hocam? Şimdi hayvancılıkta teknoloji kullanımı ülkemizin bazı alanlarında oldukça iyi. Yani örneğin tavukçuluk sektörü bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek durumdadır. Evet. Bunun yanında son zamanlarda kurulan modern süs sığırcılığı işletmeleri baktığımız zaman özellikle Batı'da kullanılan işletmelere baktığımız zaman bu işletmelerde kullanılan teknoloji yine gelişmiş ülkelerin birçoğunda göremeyeceğimiz ölçüde iyi durumdadır. Ama genele baktığımız zaman teknoloji kullanımımız gelişmiş ülkelerden elbette daha geridedir. Örneğin bir koyunculukta maalesef. Ki bizim ülkemize son derece uygundur koyunculuk. Değil mi? Arazi yapısı bakımından, evet, doğa koşulları. Bu konuda arzu ettiğimiz yerde değiliz hemen söyleyeyim. Ama diğer alanlarda önemli gelişmeler olduğunu söylemek mümkün. Evet hocam siz az önce bahsettiniz. Ben de bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde açıklandı bu bilgi. Kümes hayvancılığından bahsettiniz. Çok modern tesisler var Türkiye'de dediniz. Türkiye dünyada kümes hayvancılığı üretiminde 8. sırada şu anda. Ve sürekli bir yükseliş söz konusu. Avrupa'daki o gelişmiş ülkeleri kıyasladığımız zaman ki kuş gribinin Türkiye'ye etkisini de biliyoruz. Birçok firma kapanmak zorunda kaldı ve ondan sonra tekrar bir toparlanma süreci başladı. Bugünkü geldiğimiz konum da ortada. Evet, evet. Kesinlikle doğrudur. Yani orada tavuk alanında gerçekten önemli gelişmeler kat edilmiştir. Diğer alanlarda da hayvancılığın diğer kollarında da bu gelişmeler niye olmaz? Evet, değil mi? İnşallah. Evet. Hocam bir de şimdi programımıza başlarken hayvancılığı tüm yönleriyle ele alacağız dedim. Evet. Şimdi kültür balıkçılığından, su ürünleri yetiştiriciliğinden de biraz bahsedelim istiyorum. Programımızın ilerleyen bölümlerinde zaten ayrıntılı olarak ele alacağız. Şimdi Türkiye'de gelişmekte olan bir sektör kültür balıkçılığı. Evet. Üç tarafımız denizlerle çevrili ki bundan hep yakınırdık aslında ülke olarak. Niye balıkçılık gelişmiyor ülkemizde ya da neden balık tüketimini arttıramıyoruz, üretimi arttıramıyoruz diye. Şimdi birçok bölgemizde balık çiftlikleri mevcut. Ve Avrupa'ya çok ciddi ihraç yapılıyor. Bunları neye bağlıyorsunuz? Ne oldu da hocam bir anda bir gelişme gösterdi? Yani orada tabii destekler önemli. Destekler, hükümetlerin uygulamış olduğu politikalar isabetli olduğu zaman bunların sonuçlarının çok doğru yerlere vardığını görüyoruz. Evet. O konuda da zamanında yapılmış olan destekler ve sermayenin buna ilgi göstermesi, özellikle su ürünleri için bunu söylüyorum. Sermayenin buna ilgi göstermesiyle önemli gelişmeler kat edilmiştir. Evet. Burada politikalar, uygulanan politikalar son derece önemlidir. Teşvikler
doğru verilmeli ve isabetli olmalıdır. Hayvancılık sektörü dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi serbest piyasa ekonomik koşullarında şekillenmez. Neye göre belirlenir hocam? Yani bugün en liberal ülkelerde dahi mutlaka koruma, destek, teşvik vardır. Hatta fiyat belirleme vardır. Bu neden böyledir? İsterseniz bu kısma biraz bahsedelim hocam ondan da. Çünkü hayvancılık sektörü, mesela süt için söyleyeyim, süt üretimi yapan çiftçiler işte sermaye birikimleri fazla değildir. İşte sütü depolayamazlar, en fazla sütü. Bugünün teknolojik koşullarına göre en fazla 2-3 gün saklayabilirsiniz soğuk depolarda evet. Tanklarda. Ve rekabet güçleri yoktur. Bu nedenle korunmaları lazım. Ama bunun da ötesinde bir şey vardır esas dillendirilmeyen. Konuşmamızın başında dedim ki hayvansal protein gelişmişliğin ölçütüdür. Ölçütüdür evet. Bugün bakın biz kişi başı ne tüketiyoruz o zaman onu söyleyeyim. Söyleyelim hocam ne tüketiyoruz? Ne hayvansal kadar protein olarak kişi başı günlük 26 gram protein tüketiyoruz. 26 gram. Evet. Dünya ortalaması kaç hocam? Dünya ortalaması 65 gramın üzerinde. 65, 3 katı az tüketiyoruz yani hocam. Pardon. Daha mı yüksek hocam yoksa? Amerika'yı söyleyeyim 75 gram civarında. 75 Avrupa 65 gram civarında. Yani burada şunu ifade etmek istiyorum. Bizim hayvansal protein tüketimimiz üstelik son 20 yıldır değişmiyor. 20 yıldır hep sabit mi hocam? Yani aşağı yukarı 26-27 gramlarda. Niye şimdi, değişmiyor hocam? Nüfus artıyor. Üretilen miktar da artıyor ama yani onu arttıracak hızda artmıyor. Evet. Fiyatlar yükseliyor. Bunu niye söylüyorum? Yani gerçekten hayvansal protein tüketimi gelişmiş ülkelerde son derece önem verilen bir konudur. Amerika Birleşik Devletleri bakın 75 gram günde tüketir hayvansal protein. Süt kişi başı 300 litrenin üzerinde süt tüketirler Avrupa ve Amerika. Biz hala 170 litrelerdeyiz. Yani bunlar iki katı biz, fark var bunun hocam. Yanında sayfayı çeviriyorum. Evet. Bize derler ki efendim süt içmeyin işte kanser olursunuz. Et yemeyin işte nedir? Kolesterol vardır. Kolesterol olur. Kolesterol kalp vardır. Yapar, her ve bu ülkelere gidin. Bizim yediğimiz etin, kırmızı etin Amerika Birleşik Devletleri tam kişi başı 10 misli kadar tüketir. Bizde kişi başı kırmızı et işte 7 kilogram civarında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 kilogramdır. Ve hala bunu azaltma yönünde değil arttırma yönünde çaba sarf ederler. Süt aynı şekilde her gün kamu spotlarında sürekli olarak tanınmış sanatçıları, sporcuları ve hatta işte devlet adamları evet. Çıkıp süt içerken görüntü verirler ve çocukları özendirmek için, toplumu özendirmek için. Niye? Burada niye yapıyorlar bunun, hocam bunu? Neden irdelenmesi lazım. Bu çok önemli. Çünkü hayvansal protein diğer proteinlerden farklıdır. Hayvansal protein sadece sağlıklı, vücut olarak sağlıklı olmak ve işte çocuklara daha fazla söylediğimiz süt içersen boyun uzar. Onunla sınırlı değil. Aynı zamanda zihinsel gelişimle çok ilgili. Bu çok esas, önemli aslında. Esas önemli esas. Olan bence de budur. Bu da çok da ön plana çıkarılmaz. Yani hiçbir toplum diğer toplumun kendinden daha zeki olmasını istemez. İstemez hocam. Doğru. Yani bu bir esasında eskiden işte hep toplumlar birbiriyle savaşırken top tüfek kullanıyordu. Şimdi zeka zihin kullanıyor. Ve teknolojiyi kullanıyorlar. Yani burada beraberinde bunun için esasında zaten. Ben sürekli olarak dillendiriyorum. Burada bir defa daha söyleyeyim. Bu açıdan bakıldığında et ve süt stratejik üründür. Çok da önemli evet. Bir stratejik üründür. Neden? Çünkü hayvansal proteini en ucuz ve en ekonomik olarak sağladığımız kaynakların başında süt gelir. Ondan sonra et gelir. Et gelir. Bu nedenle özellikle süt stratejik üründür. Bana göre diğer stratejik ürün dediğimiz zaman işte ne gelir akla? Petrol gelir, işte sular gelir, uranyum gelir, bilmem ne gelir. Bunlar kadar hatta bunlardan daha önemli. Daha önemli. Ki bunlar olmazsa yaşam olmaz zaten hocam. Yaşam olmazsa da o petrolü yani, veya uranyumu nasıl çıkartacaksınız? Dediğim gibi daha sağlıklı, daha
zeki bir toplum yaratmanız için, bu toplumun geleceğini devam sağlayabilmesi için, sürdürebilmesi, varlığını sürdürebilmesi için daha iyi beslenmesi, daha fazla hayvansal protein tüketmesi lazım. Evet, hocam şimdi hayvansal proteinin insanlar için öneminden bahsettiniz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından bir açıklama yapıldı. Evet. Etin önemini de anlattınız. Buna istinaden de bunu sormak istiyorum. Şimdi ithal ette vergi oranları arttırıldı. Kasaplık evet. Canlı hayvanda %30'dan %40'a, evet. Ette ise %75'den %100'e çıkarıldı. Yani fiyatlar neredeyse tavan yaptı. Şimdi yerli üretime nasıl bir katkısı olacak bunun? Şimdi farklı söylemler var. Kimisi diyor ki et fiyatları zamlanacak. Bakanlığında bugün bir açıklaması var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker'in et fiyatlarında 1-2 lira gibi bir oynama söz konusu olacak. Bunun dışında herhangi bir zam beklemiyoruz dedi. Doğru bir açıklama mı ya da siz bu zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsan yaşamı için bu kadar değerli olan et için. Şimdi tabii ki hükümetlerin temel politikaları bu et stratejik ürün dediğimiz eti, sütü kendi ülkesinde en ekonomik olarak üretmek ve vatandaşına da en ucuz olarak yedirmektir. Evet. Bunda yani kim olursa olsun herkesin düşüncesi budur. Tabii bu konuda uygulanan politikalar farklı olabilir. Burada benim de takip ettiğim, anladığım kadarıyla önceleri işte et fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak ithalat zorunluluğu ortaya çıktı. Buna bağlı olarak daha önce yüksek olan %135'ler olan vergi oranları düşürüldü. Daha sonra demek ki şu anda da etin girmesini biraz daha zorlaştırmaya yönelik çaba sonuçta, evet, bu. Evet. Açık olarak görüldüğü gibi. Bunun sonucu ne olur? Onu söyleyelim. Bunun sonucunda merak edilen de bu zaten. Evet, yani evet, et fiyatlarına belki kısa vadede bir yükselme şeklinde etki yapabilir ama sonuçta uzun vadede düşünülen üreticiyi desteklemektir. Üretici desteklenirse, üretici kar eder hale gelirse, üretici daha fazla üretirse uzun vadede de bu fiyatlar tekrar geriye gelir. Evet. Bu bakımdan yararlı olur. Ama hocam şöyle bir şey de ortaya çıkmaz mı? Şimdi geçtiğimiz günlerde yine bu haber ilk çıktığında Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı ile bir telefon bağlantısı yaptık. Kendisine de sorduk bu soruyu. Kendisi olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Anadolu'ya bakacağız dedi özellikle. Anadolu insanı bu sefer yerli üretime daha çok ağırlık verecek. Ama sizinle de zaten az önce sohbetimizde de bu konuyu konuştuk. Yerli üretim evet belki artacak ama bu sefer insanlar et fiyatları arttığı için ellerindeki inekleri de kesmeye başlayacak değil mi? Şimdi bu i̇şte kısım, asıl mesele de burada ortaya çıkacak. Bu kısım çok önemli. Yani ülkemizde et ve süt birbirinden ayrılamaz. Yani ülkemiz ekolojik şartları, coğrafi şartlarını çok iyi irdelediğinizde bizde sadece işte et sığırcılığı yapmak, sadece et koyunculuğu yapmak neredeyse mümkün değil. Evet. Çünkü bizde o 12 ay boyunca yeşil olan dize kadar çayırlar yok. Yok hocam. Yani bu gerçeği görmemiz lazım. O nedenle kırmızı et için söylüyorum bunu. Et ve sütü birlikte düşünmek zorundayız. Buradan hareketle yine et fiyatlarını eğer siz çok yükseltirseniz ve süt fiyatlarını da düşük tutarsanız, yükseltemezseniz burada tehlike olur. İnsanlar sizin de ifade ettiğiniz gibi geçmişte yaşadık, 2008'de yaşadık yaklaşık işte resmi rakamlara göre 700 bin, bazılarına göre 1 milyon damızlık hayvan kesildi. Ki bunlar hep döviz karşılığı getirilmişti. Et fiyatı yüksek, süt fiyatı düşük. İnsanlar ne yapıyor? Besleyemiyor zaten. Hiç olmazsa diye et para ediyor. Kasaba kesin gönderiyor. Ama onu tekrar yerine koymakta zorlanıyor. Yani kısa vadede para kazanıyor ama ülke kaybediyor. Asıl mesele de burada ortaya şimdi, çıkıyor. Şimdi evet, yani burada umarım çok fazla yükseltmez bu fiyatları ve süt fiyatları da biraz daha üreticinin memnun olacağı seviyelerde olursa ya da maliyetler biraz düşerse, yani üretici para kazanırsa sütten diyelim, sadece fiyat değil para kazanması önemli. Evet, burada asıl mesele de evet, zaten hocam. Evet, bu dengelerin iyi gözetilmesi lazım. Yani burada tekrar ediyorum, Türkiye'de kırmızı et ve süt birlikte değerlendirilmelidir. Evet, kırmızı et ve süt birlikte değerlendirilmelidir dediniz hocam. O zaman birazcık da sütten bahsedelim. Şimdi evet. Asıl konuşulması gereken en önemli başlıklardan biri de süt. Süt tüketimi. Şimdi az önce belli rakamlar verdiniz hocam. Türkiye'de yıllık 170 litre dediniz kişi başına tüketim. Fakat ortalama evet, verdik bu rakamları. Tabii değişkenlik gösterebiliyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 litre dedik. Daha üzerinde. Belki evet, de daha fazla. Evet. İki katı bir fark söz konusu. Şimdi süt niçin insan yaşamı için bu kadar önemli?
Yani Amerikalılar bunun farkında, biz farkında değil miyiz hocam? Şimdi süt gerçekten doğanın en mükemmel besin maddelerinden bir tanesi. Evet. Yani düşün, yeni doğmuş işte, daha ilk nefesini alan çocuğa ilk verilen şey süt. Süttür. Bu uzun bir sürede o canlının, sadece insan için değil işte tüm memeliler için de görüyoruz. O canlının uzun bir süre bütün ihtiyaçlarını sadece sütle karşılamak mümkün. Böyle evet, başka bir besin maddesi yok, yok yeryüzünde. Bu yapay olarak da bunu yapmamız mümkün, mümkün değil. Mümkün değil hocam. Evet. Şimdi yani yararlarını anlatmakla bitmez. Ama hepsinden önemlisi, az önce söylediğim gibi, sadece çocuklukla bitmiyor süt. Daha sonra işte yetişkinlik döneminde, her dönemde süt son derece önemli bir toplum beslenmesinde. Sütü sadece süt olarak değil, yani yoğurt olarak tüketiyoruz, ayran olarak, peynir, dondurma, pasta. Sütün girmediği bir şey yok aslında hocam. Yiyecek olarak bile, evet, bir kek yapıldığında, evet, mesela en basit örneği süt kullanılıyor. Evet, evet. Bu bakımdan son derece önemli. Bir ikincisi, az önce söylediğim gibi, bu hayvansal protein kaynakları içerisinde en kolay, en bol ve en ucuza temin edebildiğimiz bir kaynak. Bu bakımdan da önemli. Evet. Şimdi hocam siz Ulusal Süt Konseyi Başkan Yardımcısısınız. Dünyadaki üretim oranlarını çok iyi biliyorsunuz. Dünyadaki, evet, yani sahip olduğu değeri dünya çok iyi biliyor. Siz de zaman zaman Avrupa'nın birçok ülkesine gidiyorsunuz. Bu konferanslara katılıyorsunuz. Bunları dile getiriyorsunuz. Türkiye'de, evet, bunu dile getirdiniz mi? Ya da getirdiğiniz zaman insanlar, aa biz bunu bilmiyorduk, böyleymiş dedikleri ne gibi başlıklar çıktı ortaya hocam? Şimdi tabii burada ilginç bir şey var. Aykırı düşünceler daha fazla ilgi görebiliyor. Aslında bunu herkes söylüyor. Biz de söylüyor. Ulusal Süt Konseyi olarak söylüyor. Bakanlık söylüyor. İlgili hocalar söylüyor. Herkes söylüyor ama aykırı bir düşünce çıktığı zaman bazen daha ilgi görebiliyor. Geçmiş yıllarda yaşadığımız gibi işte süte atılan çamurlar. Evet. Bunlar, ben yine konuşmamın başında söylediğim süt stratejik üründür ifadesine dayandırıyorum. Bu bir yerde bir soğuk savaştır. Süt savaşları mı yani, gibi? Süt değil, yani sütü tüketme. Sütü tüketme. Bu bunu yapan arkadaşlar, hocalar çoğu bilinçli olduklarını söyleyemem. Bilinçsiz olarak bazı dış mihraklar diyeceğim kaba, evet, tabiriyle bunlara hizmet ettiklerini farkında olmadan zannediyorum. Yani, evet, süt tüketmeyin demek bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. İçten içe yok etmeye çalışıyoruz, evet, değil mi hocam? Evet, bunun açıkça, evet, ifadesi maalesef var. Ve öne sürülen argümanların da hepsi şeydir, komiktir. İşte sütü kaynatırsanız bilmem şu olur, bu olur, sütü nasıl içeceksin? Yani bununla ilgili yapılmış yüzlerce üniversitelerimizde denemeler var. Dünyada yüzlerce, binlerce çalışma var. Yani bu insanların hepsi, nasıl içeceğiz hocam? Bunu da aptal soralım size. Yani sütü tabii en uygunu, bana sorarsanız kişisel olarak benim tat aldığım pastörize süttür. Evet. Şişede olan, yani bu piyasada olan. Ha, diğer sütler sunulan yanlış mı, kötü mü? Hayır, diğer sütlerde uzun sütü en uzun koruyabildiğimiz sistemde UHT paket, evet, evet, süttür. Ama pastörize süt benim kişisel olarak daha fazla, belki kırsal kesimden geldiğimiz için o köydeki süt tadını daha iyi alabildiğim bir süttür. Belki diğerine alışan çocuklar da onu sevmeyebilir. Ama, evet, benim kişisel tercihim pastörize süttür. Siz pastörize sütü tercih, evet, ediyorsunuz ve, evet, öneriyorsunuz. Bu, evet, şekilde tüketilmesi daha doğrudur. Ki siz de... Yani diğeri yanlıştır anlamında söylemiyorum bunu. Sizin bakış, evet, açınız benim, değil. Evet, benim tercihimi söylüyorum. Evet. Şimdi hocam madem ki sütten bahsediyoruz, gene konuşmaya devam edelim. Bu kadar değerli kılan nedir dedik. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun yine açıkladığı bazı rakamlar var. Türkiye'de Ağustos ayı, 2012 yılı Ağustos ayına ait rakamlar bunlar. Toplanan inek sütü miktarı 641.280 tona gerilemiş. Evet. Ağustos ayında bir gerileme söz konusu, bir düşüş söz konusu. Evet, belki havaların sıcak gitmesi, mevsim koşullarının uygunsuzluğu bunda etken olmuş olabilir. Ama genel itibariyle baktığımızda 641.000 ton iyi bir rakam mı, yoksa Avrupa ortalamasının ya da dünya ortalamasının çok çok altında mı? Şimdi hemen şunu söyleyeyim, o rakamlar tabii ki ulusal süt kayıt sistemi var şu anda bakanlığın ve denetiminde, evet, ve Süt Üreticileri Birliği'nin
yönetiminde. Bununla biz kayda giren, yani destek alan, sütünü verip ticari olarak satıp destek alan insanların vermiş oldukları, teslim etmiş oldukları süt miktarını artık anında tespit edebiliyoruz, görebiliyoruz. Evet. Bu rakamlara baktığımızda, tabii bunun dışında da süt var. Nerede? İşletme içinde, aile içerisinde tüketilen, işte her ne kadar şey olsa da, yasal olmasa da, yani sokak sütü gibi satılan sütler var, buzağlara içirilenler var gibi ayrıca üretilen bir süt daha var. Ama esas kayıtlı olan süt üzerinden konuşmak daha doğru, yani elde edilen süt, evet, üzerinden. Buna baktığımızda aylara göre azalma ve yükselme olmaktadır. Bu sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada, tüm ülkelerde. Bu mevsimsellik diyoruz biz buna. Mevsime bağlı olarak süt miktarı artar veya azalır. Bu, çünkü doğumlar da süt, inekler sütü bizim için vermiyor esasında. Buzağısı için veriyor. Evet. Biz onları biraz kandırıyoruz. İşte buzağlarına veriyoruz miktarını. Fazlasını biz alıyoruz. Biz alıyoruz. Öyle olunca da buzağlamalar da genellikle doğada işte bahara doğru buzağlamalar, evet, daha fazla olma meyilindedir. Şimdi teknikle, teknolojiyle bunu istediğimiz zaman yapıyoruz ama yine de doğasında bu vardır ki işte bahar olacak, otlar çıkacak, yavrusu yaşamını devam ettirecek. Yani temel içgüdü odur hayvanın. Yaşamını devam ettirmedir. Öyle olunca bu nereye varıyor? Bahar aylarında süt artar. Sonbaharda da düşer. Düşer, şimdi, evet, işte Kasım, Aralık en düşük oldu. Ondan sonra işte şeyden itibaren Mart'tan sonra Nisan, Mayıs en yüksek oldu. Böyle bir mevsimsellik her zaman vardır. Yani geçen yıla göre aynı, geçen yılın aynı dönemine göre bir düşme derseniz, bunun başka nedenleri olabiliyor. Bizim üreticimiz onu çok fazla yapıyor. Eğer para etmiyorsa sütü, biraz yemi kısıyor. Çünkü bizde yem fiyatları biraz pahalı. Evet, yemi girdi biraz, fiyatları çok, evet, fazla hocam. Yemi, doğru, azaltınca da bir düşme meydana gelebiliyor. Bu fiyat, yani doğal mevsimselliğin dışında üreticilerimizin, biz ona gaza basma diyoruz. Yani yem verme, fazla yem verme, az yem vermeyle de bu bize daha özgü, Türkiye'de çok karşılaştığımız bir durum. Bu, evet, şekilde de bir parça üretim miktarını etkilendiğini görüyoruz. Yani bu şartlarda üretimin artması veya azalmasında çok ciddi rol oynuyor. Evet. Peki hocam, şunu sorayım. En değerli süt hangisi sizce? Şimdi piyasada birçok söylem var ama sizden öğrenelim bir de. Sütün hepsi değerli. Sütün hepsi değerli. Hani yani, belli bir adım öne çıkaran. Dediğim gibi her canlının kendi sütü kendisi için daha önemlidir. Bizim için işte insan sütü, anne sütü. Evet. İnsan için. Ama diğer sütlerde her birinin kendine göre özellikleri vardır. İşte kiminin yağı fazladır, kiminin proteini daha fazladır, işte kiminin laktozu daha fazladır. Ama sonuç olarak hepsi kıymetlidir. Ha, bazı sütler belki keçi sütünü falan kastediyorsanız, hangini kastediyorsunuz bilemiyorum. Evet hocam, yani şimdi farklı söylemler, evet, var. Keçi, evet, sütü mesela anne sütüne en yakın olan süttür denir. Yani şeye baktığınız zaman yağ proteini olarak da daha düşük olduğunu görürsünüz. Burada yakın olma işte yapı taşlarının sindirilebilirliğiyle ilgili, evet, bir şey. Yani bebeklerin daha kolay sindirmesi açısından söylenen doğrudur. Ama bu diğer sütler kötüdür anlamını çıkarmıyor. Çıkarmıyor. Şimdi koyun sütünde, evet, mesela koyun peyniri yapılır, ayrıdır. Evet, İnek, evet, sütünden yine, evet, aynı şekilde. Evet. Keçi sütünden aynı şekilde. Yani ki mesela dondurmada, keçi sütü dondurmada tercih edilir. Yine birçok peynirde tercih edilir. Dünyanın en meşhur peynirleri, çok pahalıya satılan işte Fransız peynirlerinde çoğunda başta keçi sütü ve bunun yanında koyun sütü, evet, vardır. Evet. Yani bizim meşhur Edirne, Ezine peynirlerimiz de koyun sütü olmadan olmaz. Yani her biri önemlidir. Her biri önemli. O zaman ayrım, evet, yapmak yerine, evet, şunu diyebilir miyiz hocam izleyicilerimize veya üreticilere? Hangi canlıdan elde edildiği önemli değil. Sütün her türlüsünü tüketin için. Yani evet, süt yararlıdır. Süt yararlıdır. Hocam, evet, şimdi programımıza devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Bir soluklanalım isterseniz. Evet, evet, sütü konuşmaya devam edeceğiz. Reklamların sonrasında kaldığımız yerden ilerleyelim programımıza. Peki. Evet sevgili izleyiciler, uzmana soruda Profesör Doktor Muhittin Özler hocamızla birlikte hayvancılığı, süt ve süt tüketimini, süt üretimini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar sizlerleyiz.
Evet sevgili izleyiciler, reklamların hemen sonrasında tekrar birlikteyiz. Uzmana Sor programında hayvancılığı konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz tabii ki de hepinizin yakından tanıdığı çok değerli bir isim. Bu işin ustası, bu işin piri Profesör Doktor Muhittin Özder, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Ulusal Süt Konseyi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Muhittin Özder hocamızla birlikte bundan böyle her hafta Tarım Türk TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Bunun altını çizerek bir kez daha paylaşayım istiyorum sizlerle. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Hocamız bugün biraz hasta ama bizi kırmadı. Özellikle geldi. Malum havalardan dolayı bir salgın söz konusu, grip salgını. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim ve teşekkür hocam size ediyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu özel durumunuzda yine bizi kırmadınız ve geldiniz. Evet sevgili izleyiciler, eğer ki sizlerin de soruları varsa uzmana sor@tarimturk.tv adresine soru, görüş ve iletilerinizi bırakabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Uzmana sor@tarimturk.tv adresinden soru, görüş ve önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz diyelim ve tekrar değerli hocamıza dönelim. Hocam reklamların öncesinde insan hayatı için son derece önemli olan sütten bahsettik. Evet. Sütün niçin bu kadar önemli olduğunu anlattınız. Sütle etin aslında ayrılmaz bir bütün olduğunu söylediniz. Şimdi süt bu yaşam için bu kadar değerli dedik. Peki süt sığırcılığının önemi nedir? Yani nasıl yetiştirilir? Birazcık da bundan bahsedelim hocam. Evet. Şimdi süt ifade ettiğiniz gibi öneminden bahsettik. Bu önemli besin kaynağını nereden elde ediyoruz? Hangi kaynak, hangi yollarla elde ediyoruz? İşte dünyada baktığımız zaman temel kaynak sığırlar. Evet. Ondan sonra koyun, keçi geliyor bir miktar. Çok az miktarda işte deve, lama falan gelir ama onlar ekonomik değer bakımından ifade edilecek düzeylerde değil. Şimdi dünyada da baktığımızda üretilen toplam sütün %80'inden fazlası, %82 civarı sığırdan elde edilir. Ülkemizde bu daha da fazla. Halbuki koyun var, keçi var, daha düşük olması beklenir. Bizde %90 civarında üretilen sütün %90'ı sığırlardan elde edilir. Evet. Hocam burada bir virgül koyalım isterseniz. Trabzon'dan bir izleyicimiz bize ulaşmış. Hemen sorusunu alalım. Tabii. Sonrasında devam edelim. Trabzon'a uzanıyoruz sevgili izleyiciler. Ahmet Karacelep telefonun diğer ucunda. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun sizi dinliyoruz. Sorunuz varsa alalım efendim. Büyüttüğün hocamla birkaç sorum olacaktı. Tabii ki buyurun efendim. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Köydeyim. Evet. Benim 3-4 tane ineğim var. Bunlarla ben süt ineği yapıyorum. Evet. Sen söylediğini nasıl söyleyeyim. Bu fiyatlarla biz bu nasıl bu hayvancılığı destekleyeceğiz, nasıl yürüteceğiz? Sürdüreceğiz. Fiyatlardan şikayetçisiniz, öyle mi Ahmet Bey? Yani yem fiyatları olsun, çayır fiyatları olsun. Nasıl biz bunu, eti mesela diyorsunuz, ete önem veriyoruz, süte önem veriyoruz. Yani bunları üreticiyi kalkındırmak istiyoruz. Diğer sorunuzu da alalım Ahmet Bey. Hocamız hepsini topluca yanıtlasın, olur mu? Diğer sorunuz da var galiba. Yani, bu şekilde, yani ben 8 baş hayvanım var. Evet. Üçü buza. Buyurun dinliyoruz Ahmet Bey sizi. Buzağı var. Bunların aylık aşağı yukarı 2 milyar 350 milyon yerleri var. Ben evet. Ne kadar süt satacağım, ne kadar süt vereceğim ki ben bunları maliyetlerini karşılamış olurum. Gerekiyor. Anladım. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet abi. Hocam. Evet. Ahmet Bey bunun dışında başka bir sorunuz var mı? Yani şu anki durumda başka bir sıkıntımız yok. Sadece yem fiyatları. Bu destek bu şekilde bütün ineklerini millet başladı kesmeye. Kurbanda kesen kesti, satan sattı. Yani bu artık Trabzon bölgesinde bu iş kalkıyor. Doğuda da bilmiyorum ne şekilde. Evet. Ahmet Bey, hocamız sorularınızı aldı. Ekranlarınızın başından bir yere ayrılmayın. Hocamız şimdi sizin için yanıtlayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Trabzon'a. Sağ ol, oldu, iyi günler. İyi günler. Evet hocam. Evet, teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Tabii yüz binlerce çiftçimizin ifade etmek istediklerini ortak sorunu dile getirdi bence. Evet, doğrudur. Yani şu anda süt fiyatlarına baktığımızda gerçekçi olmak lazım.
çiftlik çıkış fiyatlarımız Avrupa'daki süt fiyatlarıyla veya dünya süt fiyatlarıyla kıyasladığımız zaman onlardan daha düşük değil. Ama bu yetmiyor. Yani esas maliyetlerimiz yüksek bizim. Ana sorunumuz bu. Maliyetlere baktığımız zaman da bizim üreticimizin gerçekten ifade ettiği gibi para kazanması hakikaten zor. Kutlamak lazım. Yani bu kadar kıymetli, bu kadar değerli bir ürünü, bu kadar meşakkatli bir üretim şeklini seçtikleri için kutlamak lazım. Ama burada ana problem maliyetler. Evet. Maliyetlerin içerisinde de en büyük kalem hepimizin bildiği gibi yem. Yem fiyatları. Bunların içerisinde tabii kesif yem dediğimiz işte fabrika yemi, buna baktığımız zaman bu önemli ölçüde dünya fiyatlarıyla paralel gidiyor. İşte soya temelde etkiliyor. Çünkü soya büyük oran tamamına yakın yurt dışına bağımlıyız. Diğer bazı ham maddeler bakımından da. Evet. Burada dünya fiyatları önemli ölçüde belirliyor. Dünyada da bir artış var. Yani dünyada da biz aynı zamanda işte dünyadaki sütle ilgili, süt sektörüyle ilgili gelişmeleri takip eden, bunu yorumlayan, değerlendiren IFCM diye bir kuruluş var uluslararası. Bu kuruluşun da ben Türkiye partneriyim. Evet. Buradan da günü gününe dünyada da ne gelişmeler oluyor takip ediyoruz. Yani dünyada da geçen yıl süt fiyatları çok az bir artış, %5-10 gibi bir oynama varken yem fiyatlarında %33 civarında bir artış var. Yani dünyada da bu sıkıntı peki, var ama... Peki dünya çiftçisi de aynı sıkıntıları yaşıyor mu Türk çiftçisiyle hocam yoksa? Tabii bu kadar değil. Yani bize daha fazla. Bizde de baktığınız zaman birçok ürün işte hepimiz biliyoruz saman, yonca... %400 arttı hocam. Evet yani oradaki oranların çok üzerinde. Bu geçmiş yıllardan gelen bir artışı da ilave ettiğiniz zaman, dikkate aldığınız zaman hakikaten para kazanmaları çok zor. Bunun için öncelikle maliyetlerin düşürülmesi lazım. Yani teşviklerin bu yönde hocam? Olması. Bu nasıl yapılır? Temelde en büyük kalem yemdir. En büyük kalem yem. Yem maliyetleri. Yem içerisinde de tamam yurt dışına bağımlı olduğunuz kısım var. Yani uzun vadelidir işte soyanın Türkiye'de üretilmesi şudur budur. Öyle uzun ama kısa vadede kaba yem önemli problemdir. Yani bunun yarısı kaba yemdir. Şimdi Avrupalı'nın şu avantajı var. Biz evet cennet vatanımız çok seviyoruz, çok güzel doğa olarak şey ama konuşmanın başında da söylediğim gibi bizde diz boyu çayırlar yok. Yani onların en büyük avantajı o. Bakın şimdi orada herkes kendi kaba yem ihtiyacını rahatlıkla karşılıyor. Bunun için ayrıca mazot harcamasına gerek yok. En büyük bizdeki gider de mazottur biliyorsunuz. Hocam. Mazotun maliyetlerini de malum çok biliyoruz. Fazla. Esas problem bu. Yani böyle bir dertleri yok. Yani kaba yeme para ödemiyorlar. Bir defa yarı yarıya fazla mal ediyor senden. Şimdi bakın bu yıl kaba yem sıkıntımız oldu. İthalat serbest bırakıldı kaba yemde, yonca, samanda. Ama yurt dışından şey bulamadık getirmeye. Neden biliyor musunuz? Niçin çünkü hocam? Böyle bir pazar oluşmamış. Yok ya herkes kendi ihtiyacını zaten karşılıyor. Yani onun pazarı satacak şekilde bir pazar oluşmamış. Yani gelecek yıllar belki biz devam edersek yine orada bir pazar bizim için oluştururlar. Bizim için oluşturulur değil ama mi hocam? Ama bunu şunun için söylüyorum. Önemli bir kalem yani %65-70 civarındadır toplam masrafların içerisinde yem giderler. Bunun yarısı da kaba yem bazen yarısını da geçer. Yani tüm maliyetin %40'ını karşılıksız olarak onlar elde edebiliyorlar, para vermiyorlar. Zaten sana göre %40 zaten fazla kazanıyor demektir. Evet. Yani bizim ana problemimiz bu bakımdan. Ha bizim şartlarımız da bu. Yani biz bu şartlardayız diye biz de işte kendinden yeşil, 12 ay yeşil olan çayırlar, meralar yok diye hayvancılığı yapmayacağız mı? Yapacağız. Bizim şartlarımıza göre yapacağız. O zaman nedir? İşte bu kaba yemi daha ucuza mal etmenin yollarını arayacağız. Evet. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Yani kendi şartlarımıza göre deriz. Bizden daha kötü şartlarda olan var. Evet. Aşağıya inin. Bugün dünyanın en büyük kırmızı et ve hayvan ithalatçısı olan bölge Orta Doğu'dur. İsrail bizden çok daha kötüdür su bakımından. Ama kendine göre
o şartlarını kendine göre değerlendirmiştir. Ona göre çözümler. Biz de üretiyoruz. Üreteceğiz, buna devam edeceğiz. Ama şu anda Ahmet Bey'in sorusuna döndüğümüzde hakikaten tekrar ediyorum, kutlamak lazım bu insanları. Bu şartlarda bu üretimi sürdürüyorlar. Maliyetler son derece yüksek. Başta bir şeye dikkat çektim. Hakikaten et fiyatları yükselir ve süt fiyatları üreticiyi para kazandıramaz durumda kalırsa esas tehlike o zaman gelir. Tekrar damızlıklar kesilir. Ardından yine süt içinde, et içinde tekrar bir kısır döngüye gireriz, krize gireriz. Krize gireriz. Evet. Ahmet Bey'in sorusunu da böyle cevaplamış olalım. Hocam çok yoğun bir telefon trafiği varmış. Arkadaşlarım beni uyarıyor. İzleyicilerimize çok teşekkür edelim. Ancak şunu özellikle belirtelim sevgili izleyicilerimize. Yorumdan ziyade eğer ki sorularınız varsa bizlere ulaştırırsanız çok seviniriz sevgili izleyiciler. Çünkü bizler de sizler sorduğunuz ölçüde hocamız, değerli hocamız sizler için anlatmaya, paylaşmaya, cevaplamaya çalışacak diyelim. Ve devam edelim programımıza hocam. Şimdi süt sığırcılığı yetiştiriciliğinden bahsetmiştik. Evet. Yarım kalmıştı hocam. En son nedir, yani nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, hangi koşullarda süt sığırcılığı yapılır? Evet. Bunları anlatıyoruz. Şimdi söylediğim gibi sütün, Türkiye'deki sütün özellikle %90'ını bir sığırdan elde ediyorsak bu önemlidir. Evet. Bakımdan süt, rakipsiz, süt üretiminde sığır rakipsizdir o zaman. Süt sığırcılığını önemsememiz lazım. Ama yine konuşmamızın başında ifade ettik. Kırmızı ette bizim kaynaklarımız sığırdır, koyun, keçidir. Yani bizde Hristiyan ülkelerde olduğu gibi Avrupa'da domuz olmadığı için onların daha ucuz bir kırmızı et kaynağı o var. Evet. Bizde bu olmadığı için bunları biz alternatif koyundur. Ama o da yeteri kadar olmayınca sığırdır. Bunu da göz önünde bulundurmak zorundayız. Birlikte değerlendirmek zorundayız. Şimdi süt sığırcılığı az önce Ahmet Bey'in de telefonda ifade ettiği gibi şu an para kazandırmıyor olabilir. Ama uzun vadede baktığımız zaman, bilimsel olarak baktığınız zaman, dünyayı incelediğiniz zaman şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Uzun vadede bunun geleceği var. Ama maalesef kısa vadede problemler çözülecek problemler gibi görünmüyor. Çözülür, çözülmeyecek problemler değil ama şu sıkıntı var. Üreticilerimizin sermaye birikimleri yok. Krizlerde dayanamıyorlar. Evet. Asıl mesele de bu zaten, evet, değil mi hocam? Yani bizim yapımız, Türkiye'deki çiftçinin yapısına baktığımız zaman dünyada da genelde böyledir. Bu şuna yol açıyor. Her bir krizde ekonomik olarak güçsüz olanlar eleniyor. Evet. Ve bu el değiştiriyor. Biz de bunu görürsünüz, dünyada da bunu görürsünüz. Bu iniş çıkışlar, bu dalga teorisidir. Hayvancılıkta, tarımda da vardır. Belirli aralıklarla işte fiyatlar gelirler, pik yapar, tekrar aşağı iner. Dünyada da şu anda tekrar ediyorum, ben dünyadaki bu gelişmeleri takip eden kuruluşun bir üyesi olarak söylüyorum. Evet, hocam. Haziran ayında en dipteydik. Haziran ayında ve Mayıs ayının sonunda yaptığımız toplantıda dünya çapındaki tüm ülkelerin delegelerinin üçte biri bir kriz beklentisi içerisindeydi. Ama şu an o kriz ne aşamada? Geçildi. Geçildi mi? Geçildi ve şu an orada da fiyatlar tırmanışa geçti. Ama dibin en altından tırmanış. Yani geçti. Eksi değerleri de gördü diyebilir tabii, miyiz? Tabii. Yani bunu da ifade etmek lazım. Ama evet, şunu söylüyorum, buna rağmen dünyada da geleceği vardır. Çünkü niye geleceği vardır? Nüfus artıyor. Dünya nüfusu, Türkiye nüfusu da artıyor. İki, ekonomik olarak geliştikçe hayvansal protein tüketimi kişi başına artıyor. İhtiyaç, bilinçlenme artıyor. Bugün Çin devreye girmiştir. En büyük faktör, çünkü Çin bundan 20-30 yıl önce süt tüketimi yoktu. Şu anda hedefleri kişi başı 1 litre süt tüketmek devlet politikası. Çünkü onu keşfettiler artık. Farkına vardılar. Sadece yine konuşmamın başında söylediğimiz gibi boyu da belki problem ettiler ama. Evet hocam, bu da önemli olabilir aslında. Onun yanında tabii esas zeka gelişimini, zihinsel gelişimi de keşfettiler ve devlet politikasıdır bakın. Kişi başı 1 litre süt tüketimini sağlamak ve bu hedefe de her geçen gün yaklaşıyorlar. Çünkü katlanarak mesela son 10 yıla baktığımız zaman işte 7 litre falandı bundan 15 yıl 20 yıl önce kişi başı tüketimi, şimdi 30 litrelere çıktı. Yani evet, katlayarak gidiyorlar ve bu da dünya piyasalarını etkiliyor. Etkilemiştir de Avustralya, Yeni Zelanda'dan damızlık taleplerini oradan karşılıyorlar. Dünya fiyatlarını etkilemişlerdir. Bu sonuç olarak
süt sığırcılığının, hayvancılığın geleceği vardır. Tarım alanlarını arttıramıyoruz, büyütemiyoruz. Tarım alanlarını, hatta hayvancılığa ayrılan yem bitkisi üretim alanları daralıyor. Biyodizel alanında ekimlere kayıyor dünyada. Evet. Ve bu nedenle de tarımın ve hayvancılığın geleceği var. Geleceği var hocam. Evet. Zaten insanlık için, yaşam için son derece önemli bir sektör. Hayvancılık ve tarım birbiriyle bağlantılı ve sürekli de sizin de ifade ettiğiniz gibi geleceği hiçbir zaman solmayacak. Türkiye için söyleyeyim, yani gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmamız için tüketim açısından söylüyorum. En azından sütümüzü şu anda bizim ikimizle katlamamız lazım. Evet. Bir de şöyle bir ayrıntı var hocam. Şimdi evet, belki tarım alanlarını hiçbir şekilde arttıramıyoruz. Yani evet, bir toprağı siz şey yapamazsınız, genişletemezsiniz. Var olanı işlersiniz ama hayvancılıkta böyle bir şey söz konusu değil. Bugün 10 tane koyununuz varsa yarın 20 yapabilirsiniz, 30 yapabilirsiniz. Bunu ama arttırmak tamamen sizin elinizde. Ama işte onu besleyecek kaynaklar, besleyecek araziler, yem bitkileri alanları da sınırlı. Evet. Yani o bakımdan daha değerlenecek ürünleri daha değerli hale gelecek. O zaman şöyle diyelim hocam, bilinçli bir şekilde yapıldığı zaman, evet, yani bütün şartlarda dikkate alınarak hayvancılık geliştirilmeye çalışıldığı zaman hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ki siz Avrupa'nın örneklerinde verdiniz. Kendi yemlerini, kendi girdilerini kendileri telafi ediyorlar ve ne oluyor? Bu sefer maliyetleri daha çok düşüyor. Ama bizde de tam tersi olduğu için işte, evet, az önce Ahmet Bey'in de paylaştığı gibi süt fiyatları benim masraflarımı karşılamıyor. Ne yapacağım ben diye kara kara düşünmüyorum. Başlıyoruz. Dünyada daha önce, bundan 15-20 yıl önce 1 kilo sütle 2 kilo yem almaktan söz edilirdi. Daha sonra bu 1 kilo yemle 1,5 kilogram yem almaya indi. Şimdi bizde de tabii bunu irdelediğimiz zaman bir ara bizde tersi dahi olmuştu. Yani 1 kilo sütle 1 kilo yem alamadığımız zamanlarda oldu. Evet. Ama şu anda dengeledi mi hocam yoksa gibi yani, mi? Yani şey değil tabii, arzu edilen seviyede değil. Tabii ki zaten verdiğiniz rakamlar da bunu. Evet, arzu edilen durumda değil. Evet. Evet. Şimdi hocam birazcık da dünya ile Türkiye'yi kıyaslamak istiyorum. Az önce konuşmanızda Çin tehdidinden bahsettik ki Çin bütün dünya ülkeleri için çok büyük bir tehdit aslında. Bütün ürünleri dünya pazarlarında ucuz olduğu için tercih ediliyor. Ki siz de farklı bir açıdan yaklaştınız, boyları kısa dediğiniz. Ve aslında şöyle bir ayrıntı da var aslında hocam. Demek ki sütün farkına varmışlar tükettikleri için. Dikkat ederseniz ki dünyanın en büyük ekonomik gücü Amerika'yı geride bıraktılar ve bir numaraya yerleştiler ekonomik anlamda. Dünya ekonomisine yön veren bir ülke oldu şu anda Çin. Bundan bir 5 yıl öncesine kadar Çin dediğimizde sadece bir ülke olarak aklımıza geliyordu ama şu an çok daha farklı şeyler düşünüyoruz Çin'le ilgili. Yani ona bir cümle ilave edeyim. Daha önce de ifade etmiştim. Amerika'da yapılan bir çalışmada Amerika'da yaşayan Çinlilerin boy ortalaması Çin'de yaşayan Çinlilerden 15 santim uzun. Daha uzun. Ve bunun temel nedeni sütten beslenme. Hayvansal protein. Bunu bilim adamları buna dayandırıyor. Bu da önemli bir anekdot hocam. Evet. Şimdi siz de anlattınız, Amerika'yı söylediniz. Türkiye ile dünyayı kıyaslayalım. Yani ülke bazında değil de genel anlamda. Türkiye'de süt üretimi hangi seviyelerde? Az önce bazı rakamları paylaştık izleyicilerimizle, evet, ama dünyada hangi düzeyde, Türkiye'de hangi düzeyde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii dünya geniş bir coğrafya. Biz hedefimiz gelişmiş ülkeler olması lazım. Onlarla kıyaslamamız lazım. Evet. Yani dünya ortalamalarından bazı rakamlar bakımından gerideyiz. Üretim bakımından, yani üretim bakımından dünyada ilk onlara yaklaşıyoruz. Yani 14'teydik, işte onlara gidiyoruz. 10. sıralara. Önemli bir şey bu. Evet. Ama esas olan hayvan başına üretimlerdir. Birim hayvan başına üretimdir. Onu kaça mal ettiğinizdir. Toplam üretimden ziyade bu daha önemlidir. Bu bakımlardan gelişmiş ülkelere göre gerideyiz. Yani bugün hesaplanır zaman hayvan varlığı ve üretilen süt miktarını böldüğünüz zaman en iyimser rakamlarla işte 3 tonları bulamıyorsunuz. Evet. Hayvan başına bir yılda elde edilen süt. Ama gelişmiş ülkelere baktığınız zaman 8-10 tonun üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani bu da bir göstergedir. Bizim hedefimiz o gelişmiş ülkeler olması lazım. Hocam bir ara daha verelim, tabii, bir virgül koyalım burada. Hemen Konya'ya uzanalım. Şevket Güngör telefonun diğer ucunda. Şevket Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, buyurun sorunuzu alalım Şevket Bey. Şevket Bey, dinliyoruz sizi. Sorunuzu alalım efendim. Şevket Bey, öncelikle televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz tamamıyla? Yani hocam, 2008 yılından beri ben bu işi yapıyorum. Evet. Buyurun dinliyoruz. Şevket Bey, dinliyoruz sizi. 2008 yılından beri ben bu işi yapıyorum. O zaman yem fiyatları 60 kuruştu. Şimdi 78 kuruştu o zamanki süt fiyatımız. 2012 yılında 77 kuruşa süt satıyoruz. 90 kuruşa yem alıyoruz. Bu aradaki bu dengesizlik ne zamana kadar sürecek? Yani bunu biz bankayla kredide aldık. Ödemede zorluk ve sıkıntı çekiyoruz. Evet. Başka bir sorunuz var mı şey? 2010 yılında etiyi ben kestirdim. 17 liraya kestirdim. 2012 yılında 11 liraya kestirdim. Evet. Başka bir sorunuz var mı Şevket Bey? Bu şekilde yani Alpay'la nasıl yarışacağız, nasıl hareket edeceğiz yani bilmiyorum yani. Girdilerimiz çok yüksek. Evet. Şevket Bey, ayrılmayın ekranınızın başından. Hocamız sizin için yanıtlayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun Konya'ya. Evet. Evet hocam, Şevket Bey. Evet, teşekkür ediyoruz Şevket Bey. Aynı şekilde daha önceki arkadaşımızın ifadelerini bir başka şekilde dile getirdi. Tamamen haklı. Yani bu ekonomik olarak para kazanması lazım ki bu insanlar yapsın bu işi. Evet. Yani bu hatır gönül için olacak bir şey değil. Sonra tekrar ediyorum, bu insanlar hakikaten çok zor bir iş, kolay bir iş değildir hayvancılık. Çok meşakkatli bir iş değil mi hocam? Tabii ki. Yani sevmeniz lazım öyle, ama sevgi de bir yere kadar. Bir de çocuk gibi ilgi isteyen tabii bir ki, iş. Tabii ki. Yani para kazanmıyorsa belli bir süre bırakıyor. Nitekim Türkiye'de de bunu görüyoruz. İşte demin de söyledim. Ekonomik olarak dayanamayanlar bırakıyor. Tekrar da dönmesi çok zor. Yani bir kriz oldu, hayvanınızı kesersiniz, satarsınız. İşte onu bir açınızı kapatırsınız, bir şey yaparsınız. Ama onu tekrar yerine koymak çok zor. Evet. Bu şekilde bir değişim yaşanıyor Türkiye'de. Bu doğru mudur, değildir? Yani işin sosyal boyutunu da düşünmesi lazım. Ha şu söylenen işte büyük işletmeler kuruluyor. Evet, onlar da kurulacak. Yani onlar da olması lazım. Ama bugün 1 milyon civarında çiftçi ailesi bu işte uğraşıyor. Bunların çoluğunu çocuğunu düşündüğünüz zaman çok geniş bir nüfus. Coğrafya, nüfus hocam, doğru. Yani bu insanları bu işlerden uzaklaştırmamak lazım. Ha, bu insanların hatta biz işte ortalama işletme başına hayvan sayısı büyüsün derken işte küçükleri kapatalım, sadece büyükler olsun demiyoruz. Az sayıda olan hayvanı olan insanlar, ki bunlar artık tecrübe edilmiş yıllardan beri bu işin için, esas bunları destekleyelim. Evet. Bunların hayvan sayısı 3 iken 5 olsun, 10 olsun, hatta Avrupa'daki gibi en az 20 olsun ki para kazansın. Para kazansın. Ama şimdi görüyoruz ki işte bu düşüş çıkışlar, dalga teorisi çalıştıkça her 3-5 yılda bir kriz geldikçe bu az sayıda hayvanı olan, ekonomik olarak dayanamayan insanlar gitmekte. Gidiyor. Bunun için tabii tedbirlerin alması lazım, hükümetin bunlara yönelik tedbirler alması lazım. Ama dediğim gibi bu krizler oldu, olacak. Her zaman da evet. Olacak. Dünyada da oluyor, az önce de ifade ettim. Evet. Ama bunlardan korunma için tedbirler alınması gerekir. Yani kriz olur ama önemli olan krizlere dayanabilecek setleri yapabilmektir. Nasıl ki hani sel karşısında evet. Setler örülür, selin etkisi azaltılır. Kriz içinde böyle bir önlem şart. Evet, yani aynı şeyleri ben de söyleyeyim, ortak olmak için söylüyorum bunları. Kimseyi eleştirmek için şey için söylemiyorum, Şevket Bey'in hislerine ortak olmak için. İşte 2008'den sonra değil, daha yakında bu sıfır faizli kredi çıktığında herkes hesabını yaparken yen fiyatları 65 kuruş, bazı yerlerde batıda, Trakya'da, ben Trakya'dayım, evet. Büyük işletmeler 90 kuruşa süt satıyordu. Yani 60 kuruş yem, 90 kuruş süt. Yani tam 1:1,5 hesaplar yapıyordu. Oho. Yani işte bir hayvan günde bu kadar süt verir, bu kadar yer, bir hesap yapılıyor. O 2 senede, 3 senede yapılan şeyler, yatırımlar geriye dönüyordu. Birçok kişi bu işe girdi. Ama ne oldu ardından? 2500 lira olan düve fiyatları herkes saldırınca
bu işe. 7500 liraya çıktı. Yani 0 faizli kredi aldılar ama bu defa onu şeye verdik, dışarıya döviz olarak verdik. Yani döve getirdik. Yani ama bunlar hepsi iyi niyetli yapılmış şeylerdir. Ama planlı olması lazım. Yapılan hatalardan ders çıkarılması lazım. Tekrar ediyorum, işletmelerin büyütülmesi derken biz var olan işletmelerin büyütülmesinden söz ediyoruz. Evet. Yani küçüklerin atılıp büyüklerin kalması şeklinde değil. Çünkü onların bir birikimi vardır. Aileden gelen, kökten gelen bir çiftçilik, hayvancılık birikimleri, tecrübeleri de vardır. Bu insanların başka alternatifleri de fazla yoktur. Bu nedenle bunların desteklenmesi lazım. Yani işin sosyal boyutunun da ön plana çıkarılması gerekir. Evet, bu da önemli bir ayrıntı. Hocamız da dile getirdi. Şevket Bey'in sorusunu da bu şekilde yanıtlamış olalım ve hocam devam edelim. Şimdi artık süremizin de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama Türkiye ile dünyayı kıyaslıyorduk. Ne gibi farklılıklar var? Tüketim rakamları hangi düzeyde hocam? Programa başlarken yine birkaç örnek vermiştiniz. İşte Amerika'da 300 litre civarında, Türkiye'de 170 litre civarında diye. Yeterince süt içiyor muyuz hocam biz? Biz yeterince süt içmiyoruz ama süt içmeden süt tüketmeyi konuşmak lazım. Çünkü içme sütü olarak fazla içmeyebiliriz ama onun yerine ayran tüketiriz, yoğurt tüketiriz. Biz toplum olarak da zaten biraz herhalde işte son şeyde de gördük, süt toleransımız, süt intoleransımız daha doğrusu laktoz intoleransımız var. Bu nedenle de yani bu gerçi her ülkede var. Amerika'da var. Amerika'da %3 seviyesinde öğrencilerde tespit edilmiştir bilimsel olarak. Aynı süte karşı duyarlılık vardır. Ama bizde daha yüksek olduğu hep söylenir ama maalesef bunun gerçek rakamlarını maalesef bilimsel olarak tam olarak bilmiyoruz. Yapılan bazı çalışmalar var. Ama çok geniş çapta Türkiye'yi temsil edecek işte nüfusumuzun şu kadarında laktoz intoleransı vardır. Yani süte duyarlılık vardır. Şu an benim söylemem mümkün, elimde böyle bir veri yok. Ama biz toplum olarak yoğurt tüketiyoruz, ayran tüketiyoruz. O da peynir yerine tüketiyoruz. Peynir tüketiyoruz. Hiç önemli değil. Süt ürünlerini her şekilde alıyoruz. Ama bunların toplamına baktığımız zaman da biz şeyden daha yine az daha düşük seviyelerde. Düşük, yarı yarıya. Evet. Yani şu anda bizim gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmamız için bu tüketimimizi ikiye katlamamız lazım. Evet. Buna bağlı olarak da üretimimizi de ikiye katlamamız lazım. Peki hocam, şimdi yeterince süt içiyor muyuz dedim. Okul sütü projesi var çocukları özellikle süt tüketimine özendirmek için. Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz? Şimdi okul sütü projesi bizim Ulusal Süt Konseyi olarak kuruluşumuzdan beri üzerinde en fazla durduğumuz konulardan bir tanesi de belki başında gelir. Yani bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Esas başlangıç aşamasında hatta ilk pilot 4 ilde önceki başlamadan hemen önceki yıl süt konseyi olarak da bunun denemesi de yapılmıştır. Evet. Daha sonra bakanlığımızın bu işe sahip çıkmasıyla gerçekten çok doğru bir adım atılmıştır. Ve mutlaka ve mutlaka sürdürülmesi lazım. Devam ettirilmesi gereken bir uygulama. Mutlaka ve mutlaka. Ki özellikle çocukların gelişimi için hocam. Yine burada bir virgül koyuyorum. Van'a uzanıyoruz. Mehmet Yolcu telefonun diğer ucunda. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun sorunuzu alalım efendim. Hocam ben Van'dan arıyorum. İsmim Mehmet Yolcu zaten biliyorsunuz bunu. Evet. Şimdi hocam bir çiftçiler, köydeki çiftçiler fazla tarımla ilgili yapılan işlemlerde pek bilgi sahibi değiliz. Vatandaşlar olarak az bilgi sahibi olduğumuzu zannediyorum ben. Evet. Bir şey yaparken tarımla ilgili yani birebir muhtarlara sor, ondan sonra tamdaki memur arkadaşlara sorana kadar çoğu şeyin çok gerisinde kalıyoruz. Vatandaşların daha çok bilgi sahibi olması gerekmiyor mu bu tür konularda? Evet. Mehmet Bey, başka sorunuz var mıydı efendim? Hayır, başlamıyoruz. Tamam, teşekkür ediyoruz size. Selam olsun bana. Hocamız sizin için de gerekli açıklamaları yapacaktır. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin efendim. Sağ olun. Hocam buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Elbette bilgi önemli. Bilgiye ulaşmak da önemli. Tabii
bu konuda bilgi ihtiyacını temelde bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından karşılanıyor olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki günümüz teknolojisini de kullanarak bu açığın farklı kanallarla da tamamlanması lazım. Şu anda bizim yaptığımız da bunun bir yoludur. Evet hocam, aslında siz de güzel bir noktaya değindiniz. Ben de izninizle bir şeyler söylemek tabii istiyorum ki, Mehmet Bey'e ve tüm izleyicilerimize aslında. Sevgili izleyiciler, Tarım Türk TV ekranlarında bundan böyle Uzmana Sor programında izleyicilerimize her konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Doğru bilgi bilinçli üreticinin tercihi olan Tarım Türk TV ekranlarında değerli hocalarımızla birlikte elimizden geldiğince sizlere her konuda merak ettiğiniz her şeyi konuşacağız, masaya yatıracağız. Yine aynı zamanda Bilgi Saati programlarımızda da merak ettiğiniz farklı konu başlıklarında tüm detayları, tüm ayrıntıları fazlasıyla öğrenebileceksiniz. O yüzden Tarım Türk TV ekranlarından da ayrılmayın diyelim ve hocamıza sözü bırakalım. Evet, yani bu kanalda aynı şekilde bu ihtiyacı önemli ölçüde karşılayacak araçların başındadır bence. Evet, biz de zaten değerli hocamızla birlikte her perşembe günü hayvancılığın farklı bir başlığını konuşmayı sürdüreceğiz. Hocam, okul sütü projesinden bahsettik. Söyleyeceğiniz var mı? Onunla ilgili çok önemli bir uygulama ve sürdürülmesi gereken bir uygulama olduğunu söylemiştiniz. Mutlaka sürdürülecek. Yani bu konuda da önümüzdeki işte ikinci sömestr için çalışmalar bakanlığımız tarafından sürdürülüyor. Biz de Ulusal Süt Konseyi olarak bunun içerisindeyiz, bu projenin içerisindeyiz. Özellikle tanıtım ve eğitim çalışmaları konusunda biz konsey olarak üstlendik. Ve bence çok çok önemli bir projedir. Hocam, ülkenin geleceğiyle ilgilidir. Avrupa'da böyle bir uygulama var mı? Nasıl yapılıyor varsa? Dünyada şu ana kadar 85 ülkede uygulanmıştır bakın. 85 ülkede? Yani gelişmiş gelişmemiş. Ve şu an hali hazırda geçen yıl benim Haziran ayında yaptığım tek tek ülkeler bazında yaptığım çalışmada 36 ülkede uygulanmaktaydı. Değişik versiyonları, yani illa haftada 5 gün olmayabilir, illa yani tamamı bedava olmayabilir ama evet. Yani bu amaca yönelik daha fazla çocukların süt tüketmesine yönelik, kimisi beslenme programı içerisine almış ama Haziran ayı itibariyle söylüyorum, tek tek dünyadaki bütün ülkeleri inceledim, 36 ülkede de uygulanmaktaydı. Evet, farklı yani, uygulamalar şeklinde devam ediyor değil mi var, hocam? Var, yani bu önemli. Yani ben okul sütü projesini son derece önemsiyorum. Bu ülkenin geleceği için çok önemli buluyorum. Evet, ki geleceğimiz çocuklarımızdır diyoruz. Yani, çocukların gelişimi için, zeka düzeylerinin artması için dediniz. Evet. Bu açıdan çok çok önemsiyorum. Ki Çin gibi küresel bir güç haline gelmiş bir ülke bile bunu anayasasına koymuş, zorunluluk haline getirmiş ve bu amaç doğrultusunda ilerliyor ki bizlerin de böyle bir uygulamayı fazlasıyla arttırarak sürdürmesi gerekir diyebiliriz herhalde, değil mi hocam? Evet. Evet hocam, artık süremizin sonuna geldik. Konuşmadığımız aslında birkaç başlığımız kaldı ama artık bunu ilerleyen haftalarda izleyicilerimizle paylaşalım. Toparlayacak olursak neler söyleyeceksiniz hocam son olarak? Son olarak, yani söylediklerimizin bazı kısımlarını altını çizersek, hayvancılık evet şu an için yetiştiricilerimiz açısından söylüyorum, çok yüzlerini güldürmüyor ama geleceği olan bir konudur. Hem Türkiye için hem dünya için. Evet. Süt ve et son derece önemlidir toplum beslenmesi için ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için son derece önemlidir. Bunun ötesinde yine bizim burada yapmaya çalıştığımız sadece bu konuda bildiklerimizi sizinle paylaşmaktır. Elimizden geldiği kadar buna da sürdürmeye gayret edeceğiz, çalışacağız. Evet, yani hocam et tüketin, süt tüketin, üreticiler için de girdi maliyetlerini mümkün mertebe kendiniz karşılamaya çalışın girdileri ve bu şekilde düşük girdilerle yüksek kazançlar elde etmenin yolunu arayın diyelim. Evet. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum size. Profesör Doktor Muhittin Özder, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Ulusal Süt Konseyi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Muhittin Özder hocamızla bundan böyle her hafta perşembe günleri hayvancılığı konuşacağız. Bugünlük burada sona eriyor programımız hocam. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Evet sevgili izleyiciler, Uzmana Sor programında bugün hayvancılığı konuştuk. Bundan böyle her perşembe Tarım Türk TV ekranlarında hayvancılığın farklı bir konusunu ele alacağız. Çok değerli hocamız Profesör Doktor Muhittin Özder'le birlikte olacağız. Bu programın tekrarını bugün saat 22.15'te yine Tarım Türk TV ekranlarında izleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi bizlere ulaştırmak istiyorsanız uzmanasor@tarimturk.tv adresine de bırakabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatıyorum, uzmanasor@tarimturk.tv adresinden de soru, görüş ve önerilerinizi bizlere bırakabilirsiniz diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar efendim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ithal ete uygulanan vergi artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni verginin ithal et